Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar, biraz daha farklı bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda sakalı bıyığı olmayan ama takkeli genç bir kardeşimizin Kur'an'a aykırı ama göğsünü gere gere savunduğu bir mahşer sahtesi dinleyeceğiz. Kıyamet anı. Ama özelliği şu: bir mahşer düşünün, bir kıyamet düşünün. Mahkeme-i Kübra'ya uğramadan direkt cennete giden insanlar. Şimdi dersimizin konusu Mahkeme-i Kübra'ya girmeden nasıl cennete gidilir? Ne yaparsanız cennete gidersiniz. Şimdi bu hurafeyi hep beraber dinleyelim. Bu Resul düşmanlarının nasıl Resul'e iftira attığını hep beraber dinleyelim arkadaşlar. Buyurun. İnşallah sözlerimizi aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu hadisi şerifleriyle başlatalım. Sonrasında inşallah beytimize geçelim. Bugün 125. beytten devam edeceğiz. Şems-i Tebrizi'nin sözü açılmıştı en son. Bakalım Mevlana Hazretleri, Koca Sultan bugün bizlere neler söyleyecek? İnşallah can kulağıyla dinleyelim ve inşallah alıcılarımızın açılması için. Yani Mevlana Hazretlerinin muradı neyse onun bizlere bizzat bildirilmesi için bir de kelime-i şehadet getirelim de öyle başlayalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sadıkul vaadul emin. En sona ilave ettiğini fark ettiniz mi arkadaşlar? İşte dine zam yapan bu güruh ilave etmeye devam ediyor. Her şeye ilave ettiler. Her şeye zam yaptılar. Her şeye zam yaptılar. Şimdi gördüğünüz gibi buraya da zam yaptılar. Bakın tekrar ne dediğini hep beraber dinleyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sadıkul vaadul emin. Gördünüz mü arkadaşlar? Kendilerine sorarsınız. Herhalde şu arkada yazılı olan kitaplar var ya. Bunlar heybedeki kitaplar olabilir. Biliyorsunuz Kur'an'a göre heybesi kitap dolular diye anlatıyor. Bana göre öyle bir şey. Mesnevi denilen bu kitap müstehcen, edepsizlik ve ahlaksızlık fışkıran bir kitaptır. Onunla ilgili videomuz çok. Oradan bakarsınız. Ya da Hazreti Google'a Mesnevi'deki müstehcen hikayeler diye yazın. Size önünüze çıksın, istediğinizi okuyun. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Aziz dostlar, çok önemli bir hadis-i şerif. Bu notlarımızı yıllar evvel, belki bundan 10 yıl evvel Mevlüt Topbaş hocamızın ders notlarından fotokopi yapmışız. Bir şey arıyordum da onu ararken bunları buldum. İnşallah bunların da fayda sağlayacağını umut ediyorum. Ki peygamberin sözünde, peygamberin yaşantısında ve sünnetinde bizim için hayat var. Zaten yaptığımız bu dersler, bu mesnevi dersleri ne için? Tamamıyla Allah ve Resulünün sözlerini hakkıyla anlayabilmek için, yaşayabilmek için, güzel bir kulluk ortaya koyabilmek için. Sallallahu aleyhi ve sellem. İza cem'allahu l-halâika yevmil kıyâme. Cenab-ı Allah tüm yaratılanları, yani Adem babamızdan son insana kadar kıyamet kopup da son kıyameti yaşayan insana kadar ne kadar insan, milyonlarca, milyarlarca gelip geçen insanı Cenab-ı Allah kıyamet günü topladığı zaman nâdâ münâdin, bir seslenici, bir müezzin, bir münadi şöyle nida edecek. Diyecek ki eyne ehlül fadl, nerede fazilet sahipleri? Nerede fazilet sahipleri? Feyekûmun nâsû وَهُمْ يَس۪يرُونَ فَيَنْطَلِقُونَ سِرَاعًا اِلَى الْجَنَّةِ İnsanlardan bir grup kalkacak, hızlı ve seri bir şekilde cennete doğru gitmeye başlayacaklar. فَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ Melekler onları yakalayacaklar, melekler onları tutacaklar. Diyecekler ki, فَيَقُولُونَ لَهُمْ Onlara şunu diyecekler. اِنَّا نَرَاكُمْ سِرَاعًا اِلَى الْجَنَّةِ Biz sizi görüyoruz ki, hızlı bir şekilde cennete gidiyorsunuz, seri bir halde. Yani hesaptı, şuydu, buydu, korkusuz, uğraşmadan, beklemeden, durmadan cennete gidiyorsunuz. Feyakulun, onlar da cevap verecekler. Nahnu, biz, ehlül fadıl,
Biz fazilet ehliyiz. Biz fazilet ehlindeniz o yüzden. Diğer Mahkeme-i Kübra'dan önce cennete gidecek olan bunlar fazilet ehli. Mahkeme-i Kübra'ya girmiyor arkadaşlar. Daha Mahkeme-i Kübra kurulmadan, mizan kurulmadan direkt cennete gidiyorlar ama melekler konudan habersiz bizim gibi. Bizim de haberimiz yok, yeni öğreniyoruz. Melekler durduruyorlar, yakalıyorlar. Diyorlar ki nereye gidiyorsunuz siz? Nereye? Böyle dümdüz cennete nereye gidiyorsunuz? Neden gidiyorsunuz? Onlar da diyorlar ki biz fazilet ehliyiz. Onun için direkt gidiyoruz. İyi de terazide cennete gidecek olanlar mizana çıktıktan sonra teraziye çıktıktan sonra sevaplar ve günahlar tartıldıktan sonra cenneti hak edenler faziletli değil mi? Sizin faziletin özelliği ne? Mahkemeden sonra cennete gidecekler ile mahkemeye uğramadan cennete gideceklerin arasındaki fazilet farkı mı oluyor? Birisi çok faziletli, birisi az faziletli mi oluyor? Faziletin azı çoğu mu var? Nasıl bir cevap bu? Şimdi bakalım devam edelim. Melekler diyecekler ki feyekulûne lehum. Onlara diyecekler ki mâ kâne fadlukum. Nedir sizin faziletiniz? Nedir? Siz ne yaptınız ki bugün böyle seri bir şekilde cennete gidiyorsunuz? Yani bu kadar insanlar yevme yefirul mer'u min ahihi ve ummihi ve abihi ve sahibatihi ve beni ana oğlundan arkadaştan herkes birbirinden kaçarken siz böyle rahat bir şekilde sanki aziz müminler sanki 50 yıldır bu cennetin yolundan her gün gelip geçiyor musunuz da hiçbir yabancılık hiçbir korkaklık çekmeden sanki devamlı geçtiğiniz evinizin yolu gibi gidiyorsunuz. Nedir size faziletiniz ki siz bu haldesiniz? Arada ayeti de veriyor arkadaşlar. Ayet ana evladını aramayacak diyor. Şimdi kendisi de soruyor hadiste. Diyor ki ana evladını aramayacağı bir günde siz nedir faziletiniz de böyle 50 yıllık buranın ahbabı gibi rahat rahat gidiyorsunuz cennete diye soruyor. Onlar diyecekler ki künnâ biz İza zulimna, bize zulmedildiği zaman, birileri bizim hakkımızı çiğnediği zaman, birileri bizim, efendime söyleyeyim, yani insani onurlarımızla, duygularımızla oynadığı zaman, siz buraya yerleştirin zulmü artık. Ben onu size bırakıyorum. İza zulimna, sabırna, biz sabrettik. Hayırlı olsun. Bütün Suriyeliler, Mısırlılar, Libyalılar cennetlik. Amerika geldi, zulmetti, onlar sabrettiler. Ne kadar güzel. Fransa geldi, Cezayir'e zulmetti, Cezayir'de sabretti. Bütün zulme sessiz kaldılar, sabrettiler. İşte bunlar Mahkeme-i Kübra'yı bile görmeden cennete gidecekler arkadaşlar. Durum bu kadar vahim. Sabrı nasıl anladıklarını düşünün. Zulme uğradıkları zaman ses çıkartmamayı sabır zannediyor. Oysa sabır mevzide direnmektir. Sabır direnç göstermektir. Geriftes yapmamaktır. Mevzide kalabilmektir sabır. Yapılan zulme boyun eğmeyi, ses çıkartmamayı sabır olarak tarif ediyor arkadaşlar. Biz sabrettik ve tabii ki sabrın nasıl olacağını da Yusuf suresinde sabrun cemil diyerek Kur'an-ı Kerim'in gölgesinde uzun uzun işlemiştik. Bize zulmedilince biz sabrettik. Zulmedilince demek sabrettik. Ki fazilet ehli bu. Demek ki fazilet ehli bu. Sonra ve izâ üsiye ileyna bize efendime söyleyeyim keder, elem uğrayınca yani birileri bizi üzdükleri zaman, birileri bizi gereksiz yere yordukları zaman, birileri bizim gönlümüze bir keder elem düşürdüğü zaman, birileri bizim iç alemimizdeki düzeni bozduğu zaman ne yaptık? Affevna. Onları affediverdik. Üstelemedik. Yani ben bu zorluğu gördüm, ben bunu çektim, haksız yere bunlara ne gerek vardı, şöyle mi olmalıydı, böyle mi olmalıydı? Evet bize bir keder elem dokundu birileri tarafından. Ama biz hiç üzerini bile aşmadık. Affevna. Onları affediverdik. Maşallah. Ve izâ cuhile aleyna. Ve efendime söyleyeyim bize cahil cahil işler uğradı. Yani birileri bize cahil cahil hareketler yaptılar. Halumna. Biz de yumuşak huylu olduk onlara karşı. Peki
Bu böyle mi olması gerekiyor? Peki efendim, sizin dediğiniz gibi olsun. İyi yani. Yani kayınbabanız bir pazarınız varken damat bize gelin demiş, hiç olmadık bir bahçe işinde sizi kullanmış. Yani hiç olmasına bile lüzum olmayan gereksiz bir işi size sanki dünyanın en önemli işiymiş gibi yaptırmış. Babacığım buna ne gerek var dediğiniz zaman da olmaz olmaz sen anlamazsın. Sen ne bilirsin sen daha dünkü çocuksun deyip efendime söyleyeyim sizin gününüzü mahvetmiş. Ne yapacakmışız? Halumna, yumuşak başlı bir. Ha böyle mi olması gerekiyor? Peki hadi bunu da böyle yapalım dedik. Feyukalu lehum, onlara melekler deni, o gün onlara denilir ki udhulul cenne, hadi cennete girin. Feni'me ecrul amilin, böyle güzel iş yapanlara karşı verilen ne güzel bir ücrettir denir. Yine devamında, yine bunu da başka bir kaynaktan söylüyorum. Hoca efendiden çekmiş herhalde ki bu o zaman hocam bunu bir ders mi yapmıştı ki acaba onu da bilmiyorum. Sümme yine sonra yünadiyel münadi yine bir münadi şöyle nida edecek. Eyne ehlu sabır. Nerede sabır ehli? Nerede sabır ehli? Feyekûmun nâsü minhum yesîrûne sirâan ilel cenne. Yine bir grup insan kalkacak cennete doğru böyle seri bir şekilde. Yıllardır tanıyormuş gibi gidecekler. فَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ Onları melekler tutacaklar ve onlara diyecekler ki اِنَّا نَرَاكُمْ سِرَاعًا اِلَى الْجَنَّةِ فَمَنْ اَنْتُمْ Yani siz kimsiniz hızlı hızlı gidiyorsunuz? Arkadaşlar şimdi bu farklı bir versiyonu, farklı bir rivayet. Başkaları da var hızlı hızlı giden. Mahkeme-i Kübra'ya uğramayan başka gruplar da var. Fakat bunların özelliği farklı. Şimdi onlar zulme karşı sabredenlerdi. Bakalım bunlar kim? Mahkeme yok. Direkt cennete gidiyor. فَيَقُولُونَ نَحْنُ اَهْلُ sabır. Onlar diyecekler ki biz sabır ehliyiz. Onlar diyecekler ki siz neye sabrettiniz? Onlar diyecekler ki نَصْبِرُ عَلَى مُصِيبَةِ اللّٰهِ Biz Allah'tan gelen musibetlere sabrettik. Allah'tan gelen musibete sabretmiş. Mahkeme-i Kübra yok. Allah aşkına lütfen düşünün. Seçeneğin ne? Başka seçenek ne? Mahkemeye çıkan müminin özelliği ne? Allah'tan gelen musibete sabretmemek mi? Bu çok ayrıcalıklı bir özellik mi yani? Allah'ım ya Rabbim. Allah musibeti gökten böyle adrese teslim yollamıyor. Kimimizi babasıyla, kimimizi annesiyle, kimimizi eşiyle, kimimizi sevdiğiyle, kimimizi parayla, kimimizi mesleğiyle imtihan edecek. Demek ki sabreden o gün cennetin yolunu tanıyor. Yani aziz dostlar neyse en son hadisi bitirince açıklayayım. Sümme yunadi yine bir münadi diyecek ki eynel mütehabbune fillah. Nerede Allah için birbirini sevenler? Nerede onlar? Yine feyakumun nasu minhum yesirune sira'an ilen cennet. Bir grup insan kalkacak, seri bir şekilde cennete doğru gidecek. Fetetelakkahumul melaiketu feyakulune inna nerakum sira'an ilen cennet. Femen entum. Biz sizi hızlı hızlı cennete gidiyor görüyoruz. Yahu bu babanızın yolu mu yani? Nerede öğrendiniz siz bunu? Siz cenneti Kur'an-ı Kerim'den, hadisi şeriflerden duydunuz. Size bir ekran açılıp da siz bu yolları izlemediniz bile seri bir şekilde. Nedir sizi burada götüren? Şimdi biz sorsak ayıp olur mu arkadaşlar? Hadis ve Kur'an'ın haricinde siz bu yazdıklarınızı nereden gördünüz? Nereden biliyorsunuz? Bu hadisin ravisi nereden görmüş? Resul bana ne olacağını bilmiyorum diyor. Sizlere ve bana ne olacağını bilmiyorum diyor Resul. Siz hangi videodan gördünüz bunları da? Buhari'ye, Tirmizi'ye bunları söyletiyorsunuz. Nereden girmiş bunlar Mesnevi'ye? Tebrizi'ye. Onlar diyecekler ki nahnu'l mutahabbuna fillah. Biz Allah için birbirimizi sevenleriz. Vay! Çok büyük özellik. Allah için birbirini seviyorlarmış. Birbirimizi sevelim, beraber cennete gidelim. Ötekiler ne olacak? Bakın matematiğe bakın. Birbirimizi seviyorduk. Birbirini sevenler cennete gidiyorlar. Hep beraber. Ne kadar güzel ya. Hakikaten çok güzel formül. Namazı sormuyor. Haccı sormuyor. İnfakı sormuyor. Yardımlaşmayı sormuyor. Yetim hakkını sormuyor.
şirki sormuyor, adaleti sormuyor. Birbirimizi seviyorduk. Evet, şimdi Aşiyan çay bahçesine doğru gidiyorlar. Allah için sevdik birbirimizi. Fekulun, melekler diyecekler ki ma kâne, sizin sevginiz nedir yani? Onlar diyecekler ki künnâ nehâbbu fillah. Biz Allah için sevdik. Ve netebâzelu fillah. Sevgimizin delili de Allah için sevdiğimiz bir Müslüman bizden bir iş, bir şey, bir güç veyahut bir yardım istediği zaman hiç düşünmeden elimizden gelenin fazlasını yaptık. Elimizden gelenin fazlasını yaptık diyecekler. Ondan sonra onlara da yine denecek ki udkulul cennete ve kâle aleyhisselam, sonra Efendimiz buyurmuşlar ki veda'al mizan lil hesab, sonra mizan kurulacak hesap için, tartı için. Ba'de duhûli hâulâil cennet. Bu saydığımız zümre, fazilet ehli, sabır ehli ve Allah için birbirini sevenler cennete gidecek de sonrasında diyor aleyhissalâtu vesselâm mizan kurulacak. Ya Rabbi. Gördünüz mü arkadaşlar? Bunlar cennete girdikten sonra mizan kurulacak. Birbirlerini sevmelerinin hikmeti de şuymuş, birbirlerine yardım ediyorlarmış. İnşallah bu zihniyeti bir gün şu arkadaki kitaplara bağlı bu Mesnevicileri, bu Rum Celaleddin hayranlarını inşallah biz de evsizlere çorba dağıtırken görürüz. Bir yetimhane kapısında görürüz. Bir Darul Aciziye'de görürüz. Ama maalesef göremiyoruz. Ben bu yaşıma kadar bunları göremedim. Bunlar körlerle sağırlar, birbirini ağırlar modundalar. Sadece kendi zihniyetlerine yardım ederler. Sadece kendi zihniyetlerine. Bundan birkaç gün önce Ehl-i Sünnet bir kardeşimizin ihtiyacını halletmek için bir esnaf arkadaşımıza gittim. Esnaf arkadaşımızın yanında da başka esnaflar vardı. Onlardan birisi ne dedi biliyor musunuz? Yapmayın, yardım etmeyin. Siz bunlara yardım ederseniz insanlar bunları seviyor, sempati duyuyor. Kendiniz yapın dedi. Onlara yardım etmeyin dedi. Onlara yardım ederseniz, yani adam bize yardım ederse, insanlar bize sempati duyarmış. Adam onun için kendi zihniyetinden olan insana yardım etmemize bile destek vermedi. Tekrar ediyorum. Onun zihniyetinden bir insana yardım edeceğiz. Fakat o destek vermiyor. Niye? Bu yaptığımız işlerden dolayı insanlar bize sempati duyar diye. İnsanlar bize sempati duyarsa o zaman ideolojimizi de severler. Fikirlerimizi de severler diye adam yardım etmeyin dedi. Çok ilginç bir bakış açısı. Biz insanların inancını değil ihtiyacını soruyoruz. Ben yardım ettiğim insanın inancını sormam, ihtiyacını sorarım. Fakat Ehl-i Sünnet bakış açısı şöyledir. Eğer iyiliği yapan senin gibi düşünmüyorsa sakın destek verme. Neden? Çünkü o senin gibi düşünmüyor. Onun iyiliğine destek verirsen o prim yapar. O beğenilir. O beğenilirse o zaman onun ideolojisi de beğenilir. Bu yüzden yardım yapmayın diyor. Ne kadar ilginç değil mi? Çok ilginç. Normalde iyiliği yaparken sadece bilinç altınızda şu olması lazım. Allah'ın rızası. Eğer siz iyilik yaparken, yardım ederken aklınızdaki Allah'ın rızası değil de dünyalık çıkar ilişkileri ise kusura bakmayın. Orada bir problem var demektir. Ehl-i Sünnet'in problemlerini, tarikatların ve cemaatlerin problemlerini yüzlerine söyleyeyim. Aldığınız tepkiler nedir biliyor musunuz? Hiç önemli değil. Sıfır refleks. Çok basit bir iki tane örnek vereyim arkadaşlar. Mesela kabir hayatı. Kabir azabı, kabir hayatı, kabirde ilk gece, 7'si, 40'ı. Bunları savunan tarikat ve cemaatler, geçen hafta yaşadığım olayı söylüyorum. Kabir 5 senelik, 3 senelik kabirlerin üzerine aynı mezarın içine başka cenaze koyuyorlar. Düşünün, annesinin üzerine oğlu.
Babanın üzerine evladı, evladın üzerine babası. Aynı mezar. Kardeşim, sen kabirde bir hayat olduğuna inanıyorsun. Aynı kabre iki mezar, üç mezar koyuyorsun. Nasıl oluyor bu? Bu nasıl oluyor? Kabir hayatı var diyorsun. Kafasını tahtaya vuracak falan. Duymuşsunuzdur çeşit çeşit. İlk gece böyle, ikinci gece şöyle. Ve sonra da tutuyorsun aynı mezara bir sonraki kuşağı, onun evladını ya da babasını aynı mezara koyuyorsun. Bir sıkıntı görmüyorsun. Bir karar verin ya. Lütfen. Lütfen bir karar verin. Çok ilginç insanlarsınız. Ve niçin ben sürekli bunları anlatıyorum? Çevremiz bu. Ben burada videoda Hindulu mu anlatayım size? Hindu komşunuz mu var? İneğe tapan bir arkadaşınız mı var? Adam bana diyor ki hep aynı şeyleri anlatıyorsun. Kardeşim etrafımda ne kadar Hristiyan varsa o kadar Hristiyanlıkla ilgili konuşurum. Etrafımda ne kadar Yahudi varsa o kadar Yahudilikle ilgili konuşurum. Benim etrafımdaki problem neyse ben etrafımdakilere sesleniyorum. Türkçe konuşuyorum, Türklerin problemini anlatıyorum. Türkiye'deki problemleri anlatıyorum. Benim lisanım Türkçe. Ben Hindu dili bilsem Hindulara da ineği anlatırım. Gerçi onların tepkisinin sizinkilerden pek farklı olacağını zannetmiyorum da. Neyse önemli değil. Anlamanız ve akletmeniz dileğiyle.